Sultanım. Efendim aşkım. Niye geldin sen? Ya yarın Bilerzik var, ben Yeşim'i nasıl yalnız bıraksam? E ama iyi değilim dedin. Bir ayakta duramasam da onun yanında olmam lazım. Ay. Çok kahramanca. Güzel, kötü olursan söyle, tamam mı? Başım ağrıyor biraz, şekerim tamam. Yüksek. Geçmiş olsun. Madalyalık. Hadi bakalım. Ama zamanı ben tutamıyoruz. Ayılanlar, bayılanlar, buna bugün ve yarın için hazır olmam lazım sanırım. Çünkü gerçekten de puanlar birbirine çok yakın. Heyecan dorukta. Üçüncü kayınvalidem Müfide Sultanım. Oku oku. Evet, okuyarak geliyorum artık. Allah kabul etsin. Amin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başlıyorum. İddialı tabaklar. İddialı mı? Buyurun. Hadi bakalım. Tavuğun baharatı biraz az. Hmm. Baharatı biraz az. Bunun hamuru kalın olmuş. İçli köfte hamuru değil mi bu? Tabii. Evet, sadece içindeki tavuk kıyma değil. Bayağı içli köfte şu an önünde. Evet, hamuru biraz kalın olmuş bunun. Ve hamurunun pek tadı yok. Hamurunda baharatı yok zaten, bir şey yok normalde. Ama kalın olduğu için herhalde lezzetsiz geldi. Tamam. Hı-hı. Haşlanmış mı, pişmiş mi? Bu mu? Hamur kalın olduğu için çok iyi olmamış. Tamam. Olmamış yani. İç harcı? İç harcı fena değil. Güzel. Baharatı biraz az ama fena değil. Yani yenilebilir var ama bu değil. Peki. İkinci tabağın. Da haşlandığı için biraz zor yuttum. Çok haşlanmamış galiba. Ne demek o? Suda haşlandığı hani için. Hani haşlama ya bu. Hı. Anlatayım. Nasıl söyleyeyim? Çok haşlanmamış yani. Pişmemiş gibi geldi bana biraz hamuru. Tamam. Tavuğu da güzel, aynı. Fena değil yani. Bu da fena değil. Yani tavuğu pişmiş. Nasıl kıyaslayacaksın? Nasıl puanlayacaksın? Aynı yorum yaptın. Evet, aynı yorumu yaptım. Bunun hamuru buna göre biraz daha ince. Hmm. Şimdi diğerlerini de gördüğüm zaman biraz da hislerime dayanarak, az çok çünkü biliyorum artık gelinimin nasıl yaptığını. Bak sen. Öyle düşünüyorum, evet. Bak sen. Üçüncü tabağımız, üçüncü kayınvalidemiz. Diğerlerine göre bunun iç harcı daha lezzetli geldi. Tavuğun, hı hı, sosu, baharatları daha özleşmiş. Şöyle açsana biz de görelim. Tabii, tabii. Bakın. Görüyor musunuz? Tamam. Daha güzel özleşmiş yani. Daha bir lezzetli, hı, geldi. Ama bunun da hamuru olmamış ya. Yani, hı, hamurlarda bir sıkıntı var. Bana hiç kızmasınlar şimdi. Gerçekten olmamış yani. Yani kalın buldun hepsini. Evet, yani birincisi daha kalındı ama yani bunun da hamuru olmamış. Hamuru yapamamışlar. Hamurlarda bu yaptıkları sosun lezzeti hani doldurunca böyle özdeşleşir ya, hmm, birleşir. Öyle bir şey yok. Anladım. Bunu da beğendin. Hatta tam beğendim diyemem. Kıvıralım. Evet. R'ye takalım. R'den değil ama gelinimi de bulmaya çalışıyorum tabii, şimdi yani. Tamam. Hepsine bakarak bunun iç harcı daha lezzetli geldi. Hı hı. Şimdi en son buna geldi. Bunun nedense niyeyse hamuru daha tuzlu. Hamuru biraz tuzlu geldi bana. Hı hı. Biliyorum bütün malzemeler aynı, eşit ama ben de damak zevkime göre söylediğim için ya hani karışmadı ya bana denk geldi. Ama bakın içi güzel. Hamuru şey geldi bana, tuzlu geldi ama hamurların hiçbiri incelikli değil. Yani o normal, da mı kalın? Kalın. Bu daha ince olur Nursel Hanım. E tabii canım ama yani, zaman yani 50 dakika var tabii biliyorsun. Tabii ki öyle, tabii hem ki. Hem yoğurdular, iç harç yaptılar. Hı hı. Ellerine sağlık hepsinin, hı hı, ayrı ayrı. Aradığın inceliği hiçbirinde bulamadın. Hayır, 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 onu ama bulamadım. Ama hepsini de beğendin. Yani çok aşırı kötü diyebileceğim bir tabaklar yok. Şunların tavuk sosları daha lezzetsizdi. Bu daha lezzetliydi.
Şu kalını ben gelinimin yapabileceğini düşünüyorum. Ne dedin? O kalını gelinimin yapabileceğini düşünüyorum. Bir daha söyle. O kalını gelinimin yapabileceğini düşünüyorum. Yani? Ona 5 veriyorum. Birinci tabak 5 puan. Hı hı. Yani 1 vermek zorundayım değil mi? Tabii. En lezzetsiz gelen bu lezzetliydi. 2 vereyim. Fazla da puan daha istemiyorum. Dördüncü tabak 2 puan. Diğerlerine de birer vereyim. İkinci tabak 1 puan, üçüncü tabak 1 puan. İnşallah acımasız gördüm de böyle bir acımasızlık görmedim yani. Yani bir şekilde bir şey yapmam lazım. Çok sert. Gel. Bilmiyorum inşallah. Allah Allah. Sedadır yani. Gördüğünüz üzere bu sabah kahvaltıda yürekli omlet çıkmış ve kayınvalidemiz 3 porsiyon yemiş. Çünkü öyle davrandı. 2 birimiz var, birini öğrenelim hemen. İlk 1 puanımız bu. Her tabak ayrı bir şenlik olacak birazdan. Öyle gözüküyor. Aç bakalım biri kime vermişsin. Ay Seda almasın da Allah'ım. Yeşim. Seda onu becerip de yapamaz ki. Niye yapamasın canım? Yapamaz. Sen de az önce aynı şeyi söyledin aynı ya. Aynı şeyi söyledin. Yapamaz. Ama kızım hani çok ama sürekli yapmadığın ya. İçin. Yapıyorum ha. Ben içli köfte sen yemediğin için. İnşallah seni bulmuşumdur. Öyle ümit ettim o zaman ben. Şey yapalım, şöyle yapalım. Yemek konuşmayalım. İçli köfteyi hani zaten hiç konuşmayalım. Ondan konuşmaya gerek yok. Zaten burada artık gitgide şu azalmaya başlıyor. Yemek yok, şey yok. İşin içinden çıkamayan kayınvalidelerin tek kullandığı cümle. Benim amacım gelini bulmak. Tamam. Bir şey yok. Tamam. Yeşimcim ona... işin içinden çıkamıyor değil. İşin içinden çıkamıyor. Şöyle ben sizi yormayayım. Ben çok net anladım çünkü ağzınızla dediniz ki benim gelinim zaten bu anca bu hamuru yapmıştı. Kalın dediniz. Yapabilir dedim evet. Marifet. Marifet. Buraya kimler geliyor yarışmaya? Eli lezzetli. Evet. Yemek yapabilen. Gayet lezzetli. Evet. İçli köfte bile yapamayan gelinler. Benim şu el var ya. Bu el kimsede yok. Hmm. Benim yoğurduğum hamur orada yoğurabilen gelin de yok. Bitti mi? Yok bitmedi. Ha, çünkü tamam, ben vereceğiniz hiçbir cevap beni tatmin etmeyecek. O zaman şimdi ben ne diyeyim? Sizin gelininiz... Benim vereceğim cevap seni tatmin etmiyor evet, ya. Evet, ben etmeyecek. De seni dinlemek istemiyorum değil yok, mi o tamam, zaman? Yok tamam ben o zaman diğer herkese söyleyeyim. Sizin nezdinizde söyleyeyim. Çünkü bunu yapan tek siz değilsiniz. Benim adıma konuşamazsın ki sizin ama. Adınıza konuşmuyorum. Sizin gibi yapan tüm kayınvalidelere sesleniyorum. Benim gelinim, hayır benim gelinim. Siz ben gelinime güven. Bu buradayım. Şekilde kimse olamaz. Olamaz. Burada efsane olamaz. Bak kızım. Sadece 3 gün çeyrek alırsınız, 5 gün bilezik alırsınız, aha. Sonra evinize gidersiniz. Bak kızım, bu kadar. Bunun kararını sen veremezsin bu bir. Tecrübeme dediğin güvenin. Dediğin gibi tamam tecrübene güvenebilirsin. Dediğin gibi olursa da gideriz. Öf. Öf de. Gelin çıkmasın. Şu ikiden çıksın ya. Bak. İnan ki çıksın. Ya. En beğendiğin oydu şimdi. En beğenmediğine verdin ya orada bir sıkıntı var küçük. Beğenmediğim derken kalın yapabilir... Hayır ciddi ama o zaman da öyle söylemedim mi Nusel Hanım lütfen. Kalın yapabilir dedim. Tut lütfen. Evet yani o zaman... En beğendiği tabak bu. Benim anladığım yorumlardan iç harç olarak falan en öne çıkan tabak buydu. 2 puancık verdik. Haftanın dördüncü günü 2 puancık. Aç da görelim. Aç. Sizi göndermeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Damla, gelinin sona kaldı. Daha kötü oldu. Şimdi Seda ne söylerse haklı. Damla da ne söylerse haklı o zaman. Müfide teyze. Hayır ama sen benim gelinim değilsin ki. Ay zaten olmayayım da. Olmayayım. Gerçekten olmayayım. Ama sen olamaz şey söyleyeceğim. Ki. Sen geline güvenemiyorsan niye geliyorsunuz ya? Ben buna güvenemiyorum. Ya ben artık ki. Sizin şu kelimelerinizden çok sıkıldım. Gelinim kalın açmıştır. Tak ona 5. Gelinim heyecanlanmış yakmıştır. Tak ona 5. Ya biz niye iyice yapıyoruz? Biz niye uğraşıyoruz Yeşil? Uğraşmayın o zaman. Biz niye uğraşıyoruz? Bunlar bize en uğraşmayın. Yetinmeyin. Ben 3 sezondur bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonra ben her şeyi bilmiş oluyorum. Bilmiş değil. Aslında olay tamamen ben yapamadıysam almayayım. Yapma adam da almasın ya. Ya evet ya, ya ben de her zaman kayınvalidem bunu söylüyorum. Bak şekil mi görmedin, lezzet mi vermeyeceksin? Benimse de vermeyeceksin. Benim bu kadar. Puanlama sistemim bu. Gerçekten bu böyle gitmez.
Yeşim'in dediği gibi bir tek siz verirsiniz o puanı, başka da kimse olabilir, vermez. Olabilir. Bu böyle de gitmez. Olabilir. Siz de ne yapabiliriz gidersiniz şimdi? Siz bence onu düşünerek deyin ki gelinizi çekin kenara. Bak kızım böyle çocuk çocuk şeylerle gelmeyi bırak. Ya ben şu an uğraşmıyor ya. Ben neden şu anda bir dakika ya artık kadın da sen yine gidiyorsun. Sen şu anda yemekten konuşmak istiyorsun ya. Evet. Neden yemekten konuşmayıp da benim gelinimi kılığına kıyafetle. Tamam işte yapmıyorum. Sana mı kaldı ona? Ona laf yemek sana mı kaldı? Bana kalıyor biliyor musunuz? Ben buradaysam bana kalıyor sen bu konuşmak. Sen benim gelinimi kılığına kıyafete laf diyemezsin. Benim o sana kalmadı. Geliyorsa ben bunu çok da güzel konuşuyorum. O sana kalmadı. O şey haddi değil. Çok da güzel konuşuyorum. Hiç aldırış etme. Duymazdan ya gerçekten yani hem yemekten konuşmak çok istiyorlar. Ben buraya yarın yüzden... ip getireceğim. Tamam siz sallayın. O da atlasın. Vallahi çok iyi. Onu ipi getir. Ben sallayacağım ama sen atlayacaksın. O değil. Git git. Sen konuşma oradan. Vallahi git. Sinirlenmekte biraz haklı ama. Gelinimiz ha? Yarın final... Özet olarak söylediğin şuydu, benim gelinim bunu yapmıştır dedi. Ama ben buna çok da kötü demedim. Hamuru kalın dedim ya. Hamurunu kalın yapabilir dedim. Tut. Gelinimiz mi, rakip mi, gelin çıksa mı, acaba sevineceğiz çıkmasa mı bilemedim. Bakalım. O kadar geldiler ki. Seda bugün içindeki çocuğu yaşatmak adına böyle dıştan da güzel kendini motive etmiş. İnşallah. Umarım o çocuk ruhunu koruyabilir. Aç görelim. Ama yarabbim. Yok. Burçin. Öyle elinizde patlar. Ya. Olabilir. Ne güzel ben oldu. Ben elimde patlıyorum ki. Olabilir. Alkışın. Olabilir. Çok hak ettim bu beşi gerçekten. Gerçekten. Beğendi. Şeklini İçimdeki verdi, çocuğun verdi. İçine pişmemiş tavuk doldurdunuz ya. Gerçekten kafama huni takıp geleceğim yarın ya. Diyorsun ki bu kalın olmuş, lezzeti olmamış. Benim gelinim kalın yapmıştır. Allah Allah. Kalın yapmıştır. Hiç içli köfte görmedim. Hiç yapmadım, hiç yemedim çünkü ben. Şeklini de bilmiyorum. Benden bu tabak nasıl çıkabilir ya? Akıl var, mantık var. Bu tabak benden nasıl çıkabilir ya? Şimdiye kadar bulamadım, yapamadın ya. Muhtemelen öyledir. Sana tamam da bak yok. Heyecanlı ilk haftaydı bilmem neydi. Geçti artık, geçti. Gayet de güzel. Benim yemek yaptığımı biliyorsun, yemesen de biliyorsun. Oğlun sana her gün söylüyor. Benim yemeklerimi seninkilerden daha çok beğendiğini söylüyor. Bu bak, şu mudur ya? Yani? Bak şimdi, elle tutulur bir şey söylesen haklıyacaksın. Arayalım soralım mı? Kimin yemeklerini daha çok beğeniyor? Hocasını aramak istiyor Müfide teyze. Arasın sorsun. Saçlarım bak, havadaydı zaten. Daha çok akşam eve gidecekler. Akşam eve gidecek. Ne diyecek çocuk? Ben biliyorum ki çoğu yemekleri oğlum yapıyor evde. Şu tabağa verdiğim puanı unutma, el ele tut. Giderken bu tabağı yanımıza yapacak alacağız. Yapacak bir şey yok. Ben senden o performansı beklediğim için onu ver. Aynen, onu bekle benden. Şimdi olmamış tabağa geçecek. Daha zoruna gidiyor değil mi? Evet. Salla. Öyle oluyor. İşte bir şey beğendim. Yalan mı söyleyeyim? Müfide Hanım. Ne yapayım, yalan işte, mı söyleyeyim? Ne yapayım? Benim gelinim yapamamıştır diye kötü tabağı. Yapmıştır. Yapamamıştır demedim ama ben. Kalın yapmıştır. Sadece kalın yapmış kalın. Dedim. Yani yaptıysa bunu yapardım. Yani seni kadar kimse gömmüyor beni şurada. Hayır, zaten. Hayır, ben gömmedim ki seni ya. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Bir de benim tabağıma şey diyorsun ya, içinde tamam, en lezzetlisi tamam, bu olmuş. Tamam, bundan sonra geleceğim. Hepsi çok güzel diyeceğim. Çirkin de olsa 5-4-4-4 basacağım. Tamam, öyle yapacağım. Sen bilirsin. Bakalım o zaman ne olacak? Gidiyorsak gideriz, kalıyorsak kalırız ya. Hiç. Geçmiş olsun kayınvalidelerime, çok zor tadımlar. Ama bir tane daha var. Önce günün kritiği, son nokta Rabia Sultanım'da.